Merhaba arkadaşlar, bugün FIFA 22 kariyer modunda kariyerin sonuna kadar gideceğiz. Yeni transferlerle birlikte Türk takımları ne gibi başarılar elde edecek? Özellikle Avrupa'da Süper Lig'i kimler kazanacak? Krallar kimler olacak? Süper Lig'e kimler transfer olacak? Süper Lig'den Avrupa'ya kimler yüksek bonservisle transfer olacak? Hepsini öğreneceğiz. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Video geçmeden önce öncelikle bu videonun sponsoru Yemek Sepeti'ne çok teşekkür ediyorum. Örneğin evde televizyon izliyorsunuz. Bu dizi, film ya da maç olabilir. Ya da YouTube'da video izliyorsunuz. Karnınız acıktı ve yemek yapmak istemediniz mi? Yemek Sepeti'nde istediğiniz her saatte istediğiniz her türlü yemeği sipariş edebiliyorsunuz. Gelin sizlerle Yemek Sepeti'ne bakalım. Örneğin daha önce Yemek Sepeti'nden sipariş verdiyseniz ana ekranda önceki siparişlerim kısmında sipariş verdiğiniz restoranı görebilirsiniz. Ve daha sonrasında bu restoranlardan tekrar sipariş verebilirsiniz. Hemen altında kampanyalar kısmı var. Kampanyalar kısmında da Yemek Sepeti'nde her zaman indirim ve promosyonları görebilirsiniz. Size uygun indirimi ve size uygun yemeği buradan seçerek çok rahat bir şekilde yemek siparişi verebilirsiniz. Gelin sizlerle bugün Yemek Sepeti'nden yemek sipariş edelim. Ben sepeti onaylıyorum. Sizlere de şimdiden afiyet olsun diliyorum. Biz Kayserispor'dayız. Gidebileceğimiz yere kadar Kayserispor'la gideceğim. Herhangi bir transfer yapmayacağım. Oyun bazen bize serbestte kalan futbolcuları atacak. Özellikle bizdeki futbolcular emekli olduğu zaman. Bakalım o gelenlerle birlikte Kayserispor neler yapacak. Bir yandan yeni transferlerin hepsinin olduğu süreçte Ballon d'Or'ları kimler alacak? Ona bakacağız. 2022'de adaylar Messi, Neymar, Mbappe ve Benzema. Ve ilk Ballon d'Or Karim Benzema'ya gidiyor. Süper Lig'de ilk sene sonu Giresunspor 0 çekmiş ve görünen o ki oyuncu sayısı eksik ilk sene itibariyle. Şampiyona bakalım. Galatasaray 84 puanla açık ara şampiyon, 2-3-4 67 puanda takılı kalmış. Trabzon ve Fenerbahçe çok geride kalmış. Yani mevcut senemizde böyle bir şey bekliyor FIFA 22. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Kayserispor'la Sivas'ı eledik. Sonra elendik ama Galatasaray'a. Devam ediyoruz. Yarı final. Final şampiyon Trabzonspor. UEFA Süper Kupası Real Madrid'in. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Trabzonspor vardı. C grubu ikincisi olmuşlar. Son 16'da penaltılarla Tottenham'a elendiler. Burada şampiyon Liverpool. Sıra geldi Avrupa Ligi'ne. Fenerbahçe E grubundaydı. İkinci oldu. Bakıyoruz başka da Türk takımı yok. Ön elemede Fenerbahçe Kluj'a elendi. Devam edelim. Şampiyon Roma. Konferans Ligi'nde ise Başakşehir 6'da 6 yapmış. 18 puanla liderlik geldi. Konyaspor E grubundaydı. 4 puanla 4. oldu. Ve Sivasspor G grubunda 2. olarak yoluna devam ediyor. Ön elemede Sivas Braga'ya elendi. Son 16'da Başakşehir Antwerp'e elemiş. Devam ediyoruz. Çeyrek final. Villarreal 4, Başakşehir 2. Şampiyonda West Ham United. Krallara bakalım. Trabzonspor'dan Bardi gol kralı. Asist kralı Mitsio ve Rossi. Gol yemeyen maç sayısında ise Muslera Galatasaray'dan 1. Gelelim dünyanın en pahalı transferlerine. Bu sene Theo Hernandez Milan'dan Manchester United'a gitti. 94.300'e çok önemli bir değer. Diğer transferlerde şu şekilde görüntüde. Hani burada çok pahalı bir Türk oyuncu ya da Türkiye'den transfer olursa o ilgimizi çekecek gibi duruyor. Yıl 2023. Ballon d'Or adayları Messi, Ronaldo, Salah, Kylian Mbappe. Yılın futbolcusu ise Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'den. Geldik bir başka sene sonuna. Bu sene sonuncu Ümraniyespor olmuş. Yukarı doğru çıkıyoruz. Kayseri 8.ydi. Fenerbahçe 80 puanla bu senenin şampiyonu. Ziraat Türkiye Kupası'na geldik. Son 16'da başlayan Kayseri, son 16'da elenen Kayseri. Şampiyon ise Galatasaray. UEFA Süper Kupası Liverpool'un. Geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Galatasaray D grubunda 4 puanla 3. oldu. Başka da Türk takımı yoktu. Şampiyon Real Madrid. Avrupa Ligi'ne geldik. Başakşehir 3. olmuş C grubunda ve Konferans Ligi'ne düştü. Onun dışında kimse yok. Ön elemede Galatasaray'la devam edecekken Betis'e elendiğini gördük. Burada şampiyon Inter. Son olarak da Konferans Ligi'ne geldik. Bakalım burada kimler var. Antalyaspor 11 puanla lider. Beşiktaş G grubunda elendi. Trabzonspor 12 puanla lider. Ön elemede Başakşehir Sparta Prag'a elendi.
Son 16'da Trabzon 4-1 dedi. Antalyaspor da 4-1 ile Porto'ya elendi. Çeyrek finalde de Trabzonspor Porto'ya elendi. Hoffenheim şampiyon. Krallara gelince Süper Lig'de Luis Adriano gol kralı. Asist kralı Abdülkadir Ömür. Gol yenmeyen maç sayısında ise Muslera, Ertaç ve Uysal birinciliği paylaşıyorlar. Gelin bu senenin en pahalı transferine bakalım. Ferran Torres Barça'dan Leicester City'ye gitti. Bizden giden ya da gelen var mı? Bu arada Gabriel Barbosa'nın Juventus transferi bayağı iyiymiş. Bu adamı ilerleyen dönemde ben de kullanmak istiyorum. Malen ve Adeyemi'yi satmış Dortmund. Bence erken bir satış olmuş. Onun dışında aşağı doğru hızlıca geçiyorum. Orkun Kökçü Nottingham Forest'a gitmiş. İlkay Napoli'ye gitti. Elif Elmas Athletic Bilbao'ya gitti. Tanıdık isimleri gördük. 2024 Ballon d'Or adayları Neymar, Silva, Mbappe, Foden. Yılın futbolcusu Kylian Mbappe. Geldik bir başka sene sonuna. Ümraniyespor bu sene sonuncu oldu. Süper Lig'in şampiyonu ise Galatasaray 76 puanla. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş bu sene sıralı bir şekilde listede karşımızda. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da 5-2 ile Kasımpaşa'yı eleyen bir Kayseri vardı ama sonra elendi. Trabzonspor şampiyon oldu. Süper Kupa Real Madrid. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde burada Fenerbahçe E grubunda 0 çekmiş. Başka da Türk takımı yoktu. Şampiyon Manchester City. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde bakalım nelerle karşılaşacağız. Galatasaray Konferans Ligi dedi. Trabzonspor 9 puanla yoluna devam ediyor. Ön elemede ise Kulüp Buruj 3, Trabzon 2. Şampiyon ise Lille. Son olarak da Konferans Ligi'ndeyiz. Antalyaspor E grubunda 2. olmuş. Adana Demirspor F grubunda 3. olarak elendi. Ön elemede Galatasaray vardı. Devam ediyor. Antalya 5-1 ile Rangers'a elendi. Son 16'da Galatasaray 4-3 dedi. Galatasaray yarı finalde ama seviye 6, Galatasaray 1. Şampiyon Athletic Bilbao. Süper Lig'in krallarına geldik. Trezeguet gol kralı. Asist kralı Kerem Aktürkoğlu. Gol yenmeyen maç sayısında Uğurcan Çakır 1. Evet, bu sene dünyanın en pahalı transferi Luis Diaz Real Madrid'e gitmiş Liverpool'dan. Odegaard, Leo, Neves gibi isimler de transfer olmuşlar. Aşağı doğru ilerliyoruz. Türkiye'den Avrupa'ya yüksek bonservisli biri transfer olmuş mu diye. Görünen o ki kimse yok. Yıl 2025. Mbappe, Foden, Vinicius, Vlahovic Ballon d'Or adayları. Ve kazanan Mbappe. Dördüncü sene sonu. Bu sene sonuncu olan kulüp Ankara Gücü. Kayserispor 10. olmuş. Şampiyon ise Trabzonspor. Fenerbahçe'nin sadece 1 puan önünde şampiyon olmuş bu sene. Bayağı kıyasıya rekabet vardı diyebiliriz. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da elenen bir Kayserispor. Şampiyon ise Medipol Başakşehir. UEFA Süper Kupası Lille'in. Şampiyonlar Ligi gruplarındayız. Galatasaray D grubunda 6 puanla 3. oldu. Başka da Türk takımı yoktu. Şampiyon ise Chelsea. Avrupa Ligi'ne geldi sıra. D grubunda Fenerbahçe 5 puanla elendi. Başka da Türk takımı yoktu gruplarda. Ön elemede Galatasaray 3, Hetafe 4 dedik ve Türk takımı kalmadı. Şampiyon Bilbao. Konferans Ligi'ndeyiz. A grubunda Beşiktaş 2. oldu. Ön elemeyle devam edecek. Konyaspor E grubunda 2 puanla elendi. Trabzonspor 6'da 6 ile lider çıktı. Ön elemede Beşiktaş Aalborg'a elendi. Son 16'da Trabzon Aalborg'a elemiş. Çeyrek final Trabzon PSV'ye elendi. Şampiyon PSV. Krallara geldik. Bardi Süper Lig'de gol kralı. Asist kralı Trezeguet. Gol yemeyen maç sayısında Rochet. Fenerbahçe'nin kalecisi 1. Gelelim bu senenin en pahalı transferlerine. Bu arada Galatasaray Andrei diye bir isim almış. Bir yandan da Merih Demiral'in Aston Villa transferini görüyoruz. Mitrovic de bedavaya Mönchengladbach'a gitmiş. Değişik transferler olmuş. Hadi en pahalılarına geçelim. Pedri dünyanın en pahalı transferiydi bu sene. Neymar 34 yaşında İngiltere Ligi'ne gelme kararı verdi. Rodrigo'yu da hemen Paris Saint Germain almış. Diğer transferler de bu şekilde görüntüde. Orkun Kökçü yine transfer oldu. Brezilya Ligi'nin önemli defansif orta sahalarından Maya Paris Saint Germain'e gitmiş. Bununla birlikte Elif Elmas yine transfer olmuş. Başka da çok yakından tanıdık bir isim yoktu. 2026 Ballon d'Or adayları Vinicius, Gori, Vlahovic ve Sterling. Yılın futbolcusu Raheem Sterling Chelsea'den. 5. yılın sonundayız. Süper Lig'de bu sene Fenerbahçe 24 puanla sonuncu oldu. Sürpriz sonuçlardan biri bence kesinlikle. Trabzon 82 ile şampiyon. Kupaya geldiğimizde Kayserispor
Antalya'ya birinci turda elendi. Devam ediyoruz. Yarı final ve şampiyon Galatasaray. UEFA Süper Kupası Bilbao'nun. Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor vardı. 9 puanla Avrupa Ligi'ne düştü. Başka da Türk takımı görünmüyor. Hemen şampiyona geçelim. Paris Saint Germain. Avrupa Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe 4 puanla sonuncu oldu A grubunda. Başakşehir 5 puanla Konferans Ligi'ne düştü. Başka da Türk takımı olmaması gerekiyor zaten sayı itibariyle. Trabzon'da ön elemede PSV'ye elenince Türk takımı kalmadı. Tottenham şampiyon. Son olarak Konferans Ligi'ndeyiz. Burada Konyaspor elenmiş E grubunda. Galatasaray F grubunda elendi. Ve Başakşehir'le devam ediyoruz ön elemede. 6-4'lük galibiyet Standart karşısında. Son 16'da Nîmes'e elendiler 3-1'le. Şampiyonda Braga. Ligimizin kralları Berkay Özcan gol kralı. Asist kralı Brooks Trabzonspor'dan. Gol yemeyen maç sayısında Özdemir Galatasaray'ın kalecisi birinci. Gelelim en pahalı transferlere. Frenkie de Jong City yolunda. Antony Liverpool'a gitmiş. Tonali de Manchester United dedi. Bu da diğer pahalı transferler. Yani yine tabii ki de Türkiye Ligi'ne iyi bir transfer göremeyeceğiz. Ama belki Türkiye Ligi'nden iyi paralara giden bir transfer görebilir miyiz diye bakmaya her sene devam edeceğimiz yerdeyiz. Bu arada Fenerbahçe neden nasıl sonuncu oldu diye sorarsanız eğer kalecisi yok. Yani takım kadrosu çok iyi olmasına rağmen hiçbir yönetici gidip kaleci almamış. Ya oyunda bazen yaşanılabilen trajikomik bir sorun bu. 2027 Ballon d'Or adayları Vlahovic, Felix Sancho, Kylian Mbappe. Kazanan ise Kylian Mbappe. Sezon sonuyla devam ediyoruz. Fenerbahçe hala kaleci almamış gibi görünüyor. 19. sıradalar. Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş Konyaspor'un sadece 1 puan önünde. Yani Türkiye Kupası'na Kayserispor son 16'da elendi. Şampiyon Beşiktaş, UEFA Süper Kupası Paris Saint-Germain'in. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Burada bakıyorum Trabzonspor F grubunda 0 çekmiş ve başka da Türk takımı yoktu. Şampiyon Paris Saint-Germain. Geldik Avrupa Ligi'ne. Galatasaray B grubunda sonuncu oldu ve elendi. Başakşehir D grubunda 3 puanla sonuncu oldu ve elendi. Hemen şampiyona geçelim. Salzburg olmuş. Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş D grubunu lider tamamladı. Başka Türk takımı var mıydı? Alanyaspor vardı. 2 puanla E grubunda elenmiş. Ön elemeyi atladık. Son 16'da Beşiktaş Victoria Pilsen'i geçti. Çeyrek finalde Gent 6 Beşiktaş 0 şampiyon Villarreal. Süper Lig'in kralları Busio ve Yalçın gol kralı. Asist kralı Ayasu diye bir isim Giresunspor'dan. Gol yemeyen maç sayısında ise Hatay Spor'dan Costa birinci. Dünyanın en pahalı transferlerine geldik. Bastoni Real Madrid'den City'ye, Militao City'den Real Madrid'e gitmiş. Real Madrid bu sene bayağı para harcamış yalnız transfere, öyle görünüyor ki. Ama bir yandan da oyuncular satmaya devam etmiş Real derken Mokoko bir ara Girona'ya gitmiş ve Girona'dan transfer yapmış. O da bence ilginç durumlardan biriydi. Elif Elmas yine transfer yaptı. Bazı oyuncular sürekli ama sürekli başka takımlara gidiyor derken Galatasaray'dan 60 milyon euroya Amel Petrovic diye bir isim Marsilya'ya gitmiş. Şu ana kadarki en pahalı transfer Türkiye Ligi'nden yurt dışına giden. 2028 Ballon d'Or adayları Mbappe, Haaland, Leo, Foden. Yılın futbolcusu Kylian Mbappe. Sezon sonu yaptık. Bu sene Giresunspor sonuncu oldu. Şampiyon ise Beşiktaş 74 puanla. Türkiye Kupası'na geldik. Son 16'da elenen Kayserispor vardı yine. Şampiyon Trabzonspor, UEFA Süper Kupası Paris Saint-Germain'in. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Beşiktaş vardı bu sene. 1 puanla sonuncu olarak elendi. Başka da Türk takımı görünmüyor. Şampiyon Bayern Münih. Geldik Avrupa Ligi'ne. Bakalım. Galatasaray D grubunda 8 puan topladı. Konferans Ligi'ne düştü. Konyaspor 9 puanla yoluna devam ediyor. Ön elemede Milan 6, Konyaspor 2 ve şampiyon Fulham. Son olarak da Konferans Ligi'ne geldik. Antalyaspor D grubunda elendi. İstanbulspor 11 puanla lider tamamladı grubunu. Ön elemede Galatasaray elendi. Nordyalanda 4-3'le. Son 16'da ise İstanbulspor Grasshopper'a elendi. Şampiyon Frankfurt. Ligin gol kralı Busio Beşiktaş'tan, asist kralı Busio Beşiktaş'tan, gol yemeyen maç sayısında Ersin Destanoğlu ve Delev liderliği paylaşıyorlar. Ersin Fenerbahçe'ye gitmiş. İnanılmaz bir transfer hikayesi yalnız o. Şimdi geldik sene sonu itibariyle en pahalı transfere. Polonyalı bir Regen ya da Regen dediğimiz futbolcu yani. Muhtemelen Lewandowski Mönchengladbach'tan Barcelona'ya gitti. Gelelim diğer isimlere.
Bakalım geçen seneki gibi Türkiye'den yurt dışına transfer var mı? Orkun Kökçü yine transfer yapmış. Onun dışında hızlıca aşağı doğru ilerliyorum. Ama görünen o ki Türkiye'den yurt dışına transfer yok. 2029 adaylar Mbappe, Felix, Sancho, Haaland. Ballon d'Or Mbappe'nin. Bir başka sezon sonuna geldik. Kayserispor Süper Lig'de 12. Şampiyon ise bu sene Beşiktaş 80 puanla. Türkiye Kupası'ndayız. Son 16'da Kayserispor Giresunspor'u eledi ama çeyrek finalde elendik. İstanbulspor şampiyon oldu. Süper Kupa Fulham'ın bu sene. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Beşiktaş burada olacak. 3. olmuş 5 puanla. Leeds United'ı geçmişler. Şampiyon Barcelona. Avrupa Ligi'nde Trabzonspor A grubunda 8 puanla 2. İki Türk takımı şu an ön elemede. Konya E grubunda 1 puanla elenmiş. Ön elemeye geldiğimizde Beşiktaş elendi, Trabzon elendi ne yazık ki. Ve şampiyon Chelsea. Konferans liginde bakıyoruz Türk takımları ne yaptı. Antalya Spor 1 puanla elendi. Galatasaray H grubunda 11 puanla lider. Hadi bakalım son 16. Galatasaray 3, PSV 1. Çeyrek finalde Mönchengladbach'ı yendiler ama yarı finalde Real Betis 5, Galatasaray 1. Tottenham şampiyon. Krallara geldik. Yatta Beşiktaş'ta gol kralı. Asist kralı Yatta. Gol yemeyen maç sayısında Butez Başakşehir'den 1. Ve son olarak bu senenin en pahalı transferlerine geldik. Lautaro Martinez Liverpool'a en pahalı transfer olmuş. Onun dışında aşağı doğru şöyle hızlıca iniyorum. Yine gelen ya da giden var mı diye bakıyoruz Türkiye Ligi'ne. Ama görünürde ne yazık ki kimse yok. Bu sene 8. sene. Bu sene itibariyle 4 büyüklerin takım kadrosuna bakacağız birlikte. Emirhan Delibaş 74 olmuş. Yatta 75'lik oyuncu. Armindo diye bir merkez forveti var Beşiktaş'ın. Fena değil. Busio bu arada 85 gelmiş. 79'luk orta sahası da fena değildi. Defans hattı da idare ediyor Beşiktaş'ın ama kalesi iyi değil. Sıra geldi Fenerbahçe. Merkez forveti 78'lik Sigurdsson ama başka atak oyuncusu yok. Orta sahada 81'lik Federico Navarro varmış. İyi oyuncu. Defansta Carmo var, Montes var, Nathaniel var. Bayağı iyi transferler yapmışlar bu arada defans hattına. Kalede de Rafa Salazar 73 kendi bir kaleci. Hücumu yok Fenerbahçe'nin. Galatasaray'a geldiğimizde Eren Aydın 80 olmuş. Morussan 78. Hamza Akman 79. Kerem Andri. Hatta Kante'de dikkat çeken isimlerden biri. Defans hattında Emin Bayram 79 olmuş. Kalecisi Çelik Özdemir 70'ken. Son olarak da Trabzon'a geldiğimizde Enis Destan, Agustin Auş bayağı iyi seviyedeler. Pedro da 80'miş bu arada. 3 tane 80'lik oyuncusu var. Defans hattında Ahmetcan Kaplan 78 olmuş. Ahmetcan'ı Ajax'a götürmek lazım. Kalede Turubin var bu arada. Çok iyi kalecileri var 78'ken. Yedeği de Bray'miş 75'kenle. O da iyi kaleci. 2030'dayız. Adaylar Fatih, Mbappe, Isak, Sancho. Yılın futbolcusu Ansu Fati. 90 genli. Bir başka sezon sonuna geldik. Süper Lig'de Kayserispor 35 puanlı 15. Şampiyon ise Karagümrük oldu bu sene açık ara farkla. Farklı bir şampiyon da görmüş olduk. Geldik Türkiye Kupası'na. Son 16'da Kayseri 5, Ümraniye 2. Çeyrek finalde Konyaspor bize eledi. Şampiyon ise Antalya. UEFA Süper Kupası'nı Barcelona kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarına geldik. Beşiktaş B grubunda 1 puanla sonuncu olarak elendi. Başka da Türk takımı yoktu bu sene. Şampiyon Real Madrid. Avrupa Ligi'ne geldi sıra. Bakalım temsilcilerimiz burada neler yaptı? Trabzonspor varmış 4 beraberlikle. Konferans Ligi'ne düştü. Şampiyon Hertha Berlin. Son olarak Konferans Ligi ile devam ediyoruz. İstanbulspor sonuncu oldu. Başakşehir sonuncu oldu grubunda. Galatasaray 3. olarak elendi. Ön elemede Trabzon vardı. Aalborg'u yendi. Son 16 Vitesse'yi eleyen Trabzonspor çeyrek finalde de Nordjylland'ı eledi. Yarı final Trabzon finalde. Trabzonspor mu Gent mi şampiyon? Penaltılarla Gent şampiyon oldu. Çok yaklaştı Trabzonspor ama başaramadı. Tam o sene bu seneymiş aslında. Ligde gol kralı Isikawa Karagümrük'ten. Asist kralı Borges Antalyaspor'dan. Gol yemeyen maç sayısında Lombardi Karagümrük'ten 1. Hadi gelin bu senenin en pahalı transferlerine bakalım. Ryan 197'ye Manchester City'ye gitmiş. Bino Gittens filan da transfer oldu bu sene. Bayağı yüksek bonservisli iyi transferler görmüş olduk. Arda Güler Union Berlin'deymiş. Nottingham Forest'a gitti. Bundan sonra kariyerini orada devam edecek. Başka böyle tanıdık isim var mı? Naci Önü var Liverpool'a gitmiş. Ajax'da oynuyor. Son dönemde Trabzonspor'un istediği haberleri çıkıyordu. Onun dışında da transfer yok.
2031 Ballon d'Or adayları Mbappe, Gonçalves, Vinicius Junior, Zaniolo. Ve yılın futbolcusu Vinicius Junior oldu. Ve geldik bir başka sene sonuna. Süper Lig'de Adana Demirspor sonuncu oldu. Kayseri 10. Şampiyon ise Trabzonspor. Türkiye Kupası'na geldik. 5-2 ile son 16'da elenen bir Kayserispor vardı. Fenerbahçe şampiyon oldu. UEFA Süper Kupası Real Madrid'in. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Burada Karagümrük olması gerekiyor. 5 puanla elendiler. Sonuncu oldular ve şampiyon Leverkusen. Avrupa Ligi'ne geldik. Fenerbahçe C grubunda Konferans Ligi'ne düştü. Başka Türk takımı var mıydı? Hayır. Devam ediyoruz. Şampiyon Southampton. Konferans Ligi'nde Galatasaray A grubundan lider çıktı. Konyaspor C grubunda elendi. Antalyaspor F grubunda elendi. Sonuncu oldu. Ön elemede Fenerbahçe vardı. 2-1'lik galibiyet dedi. Son 16'da Tottenham 5, Fenerbahçe 1. Galatasaray 3, Lillestrøm 1. Çeyrek finalde Galatasaray Lille elendi. Şampiyon Vitesse. Abi şu takımlar şampiyon oluyor da bizim Türk takımları nasıl şampiyon olamıyor? Bu sene ligde 4 tane gol kralı vardı. Asist kralı Vural Fenerbahçe'den ve gol yemeyen maç sayısında Bray Trabzonspor'dan birinci. Hadi gelin en pahalı transfere bakalım. Alex Petit. Belçikalı orta saha, 20 yaşındaymış. Onun dışında Zidane Sertdemir Hoffenheim'dan Liverpool'a gitmiş. Thiago Almada çok önemli wonderkidlerden biri, Girona'ya gitmiş. Bakıyorum tanıdık bir isim var mı diye aşağı doğru bu sene. Matisse Tel'i son dönemde kullanmıştık. 84'e kadar kendisini yükseltmiş kendi kendine. Ama çok tanıdık bir isim var mı derseniz maalesef yok. 2032 Ballon d'Or adayları Fatih Mbappe, Isak Vlahovic. Yılın futbolcusu ise Kylian Mbappe. Süper Lig'de bu sene Kayserispor'u sürpriz sonuç aldığı bir sene sonundayız. Dördüncü oldu 64 puanla. Galatasaray 81 ile şampiyon. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Kayseri 3, Giresun 0. Fenerbahçe'ye çeyrek finalde eğlendik. Final Trabzon şampiyon. UEFA Süper Kupası Leverkusen'ın. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Trabzonspor 4 puanlı sonuncu oldu. Son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir başarı elde edemiyor Türk takımları. Tottenham da şampiyon. Sıra geldi Avrupa Ligi'ne. Burada bakalım. Galatasaray G grubunda 8 puanla ikinci oldu. Ön elemede Salzburg'u eledi Galatasaray. Son 16 West Ham 4, Galatasaray 2, şampiyon Fulham. Ve Konferans Ligi'ndeyiz. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe 7 puanla D grubunda elendi. 3 takım 7 puan toplamış. Konyaspor E grubunda 3. oldu. Ankara Gücü F grubunda sonuncu oldu ve kimse kalmadı, şampiyona geçebiliriz. Lecce. Süper Lig'in krallarına geldik. 3 tane futbolcu kral: Sigurdsson, Havuş ve Enis Destan. Asist kralı Kante Galatasaray'dan. Bildiğimiz Kante değildir artık. Regen Kante'dir muhtemelen. Gol yemeyen maç sayısında ise Vodisek Konyaspor'dan birinci. Bu yıllarda bildiğimiz Kante 40 yaşında filan olmalı diye düşünüyorum. Yves Kante sol orta saha. Geldik en pahalı transferlere. Bu sene Bellingham dünyanın en pahalısıydı. Diğer futbolculara bakarsak eğer kimler ne kadara gitti diye tanıdık denk gelmiyor bir süredir. 2033 Ballon d'Or adaylarındayız. Vinicius, Fatih, Isak, Mbappe adaylar. Yılın futbolcusu ise Haaland oldu bu arada. Son senelere doğru adım adım gidiyoruz. Süper Lig'in bu sene şampiyonu Galatasaray. Kayserispor 4. oldu. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da Konya'yı geçtik. Çeyrek finalde Ankara Gücü'nü yendik. Finaldeyiz. Trabzonspor 4, Kayserispor 2. Hiçbir şey yapmasanız bile yıllar sonra takım şampiyon olabiliyor. Yani olmaya yaklaşıyor en azından. UEFA Süper Kupası Fulham. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Galatasaray 2 puanla sonuncu olup elenmiş. Şampiyon Barcelona. UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. Trabzonspor D grubunda 2. Fenerbahçe F grubunda 3. oldu. Ve Trabzon'la devam ediyoruz derken Gent'e elendi Trabzon 4-3 ile. Şampiyon Wolverhampton. Son olarak da Konferans Ligi'ndeyiz. Karagümrük D grubundan 2. olarak çıkmış. Kayserispor G grubunda 3. oldu. Ön elemeye geldiğimizde Fenerbahçe 3, Utrecht 1. Karagümrük Celta penaltılarla elendi. Son 16'da Fenerbahçe de elendi. Ve şampiyon Brighton. Krallar: Henrique Konyaspor'dan gol kralı. Asist kralı Hansen Fenerbahçe'den. Gol yemeyen maç sayısında Yevtushenko Ankara Gücü kalecisi lider. Adam 15 maçta gol yememiş. En değerli transfer bu sene bir merkez forvet Santiago Vieira Everton'a gitmiş. Onun dışında her yer neredeyse Regen dediğimiz futbolcularla dolmaya başlamış. Çünkü bilinen tanınan isimler çok fazla yaşlandı. Bundan sonra onları görmek çok zorlaştı.
Yıl 2034. Adaylar: Adeyemi, Mokoko, Kaçmarzik diye bir isim ve Fatih. Ve yılın futbolcusu Polonyalı oyuncu oluyor Daniel. Barcelona'dan muhtemelen Lewandowski. Süper Lig'de bir başka sene sonu Adana Demirspor yine sonuncu oldu bu arada. Beşiktaş orta sıralarda, Fenerbahçe 75 puanla şampiyon, Galatasaray 2, Trabzonspor 5. oldu. Alanya ve Ankara Gücü'nden de çok iyi sonuçlar geldi. Türkiye Kupası'na geldiğimizde yine son 16'dan başlayan bir Kayseri ama bu sefer hemen elendi. Şampiyon Galatasaray, UEFA Süper Kupası Wolverhampton, Şampiyonlar Ligi'ne geldik, artık gruptan çıkın, bir şeyler yapın en azından. Yani Avrupa Ligi'ne düşün, bir türlü olmuyor. Galatasaray F grubunda sonuncu olarak elendi. Şampiyon ise Bayern Münih. Avrupa Ligi de Trabzonspor A grubundaydı. Konferans Ligi'ne düştü 3. olarak. Konyaspor'da 3 puanla D grubunda elendi. Şampiyona geçelim. Manchester United. Son olarak Konferans Ligi'nde Kayserispor 5 puanla sonuncu olarak elendi. Başka Türk takımı Ankara Gücü vardı. Onlar da 7 puanla elenmişler. Trabzonspor ön elemeden dahil oldu. Utrecht elendi. Şampiyon da Frankfurt. Süper Lig'de gol kralı Hansen Fenerbahçe'den, asist kralı Ndiaye Kayserispor'dan ve gol yemeyen maç sayısında Fenerbahçe'nin kalecisi 1. Son olarak da bu senenin en pahalı transferi Simon, İspanyol orta saha. Bellingham yine transfer olmuş. Gavi, Felix gibi isimler transfer olmuşlar. Adeyemi sürekli transfer olmaya başladı yaşlandıkça özellikle. Ama tanıdık bir isim var mı derseniz, yok. 2035 Ballon d'Or adayları karşımızda. Lozano, Haaland, Petrovic ve Foden. Yılın futbolcusu Haaland. 35 yaşında bir Ballon d'Or daha kazandı. Sezon sonu yaptık. Süper Lig'de bu senenin sonuncusu Ümraniyespor. Kayseri 6. oldu. Galatasaray 1 puan farkla şampiyon. Ziraat Türkiye Kupası'na geldiğimizde 5-4'lük galibiyet. Bir 5-4 daha dedik. Kayseri yarı finalde. Finalde bu sene Yukatel Kayserispor şampiyon. UEFA Süper Kupası Manchester United. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Fenerbahçe 3 puanla 3 beraberlikle sonuncu olarak elendi. Şampiyon ise Atletico Madrid. Avrupa Ligi'ndeyiz sıra. Burada Türk takımları neler yaptı? Galatasaray Konferans Ligi'ne düştü. Şampiyon ise Espanyol. Son olarak da Konferans Ligi, Ankara Gücü 3. oldu. Trabzonspor 3. olarak elendi. Alanyaspor ön elemeye gidiyor. 2. oldular ve ön elemede Galatasaray 6-1 dedi. Alanyaspor ise 7-1 ile Celtic'i eledi. Son 16 Alanyaspor elendi. Galatasaray Slovaçko'yu eledi. Çeyrek finaldeyiz. Galatasaray yarı finalde. Charleroi 3, Galatasaray 1 ve şampiyon Sporting Charleroi. Süper Lig'de gol kralı Aydın oldu Galatasaray'dan. Asist kralı Hassan Fenerbahçe'den ve gol yemeyen maç sayısında Ataberk Dadak Deniz Antalyaspor'dan 1. Gelelim bu senenin en pahalı transferine. Mokoko Liverpool'a transfer oldu. İngiltere'ye gidiyor. Bunun dışında Hulozek 33 yaşına gelmiş artık. Harvey Elliott 33 yaşında. Çok fazla regen var. O yüzden bu saatten sonra çok da tanıdık isimle karşılaşmayabiliriz. Hazır mısınız? Son Ballon d'Or adaylarına bakıyoruz. Bu sene adaylar Dyson, Kaçmarzik, Mbappe ve Fatih. Yılın futbolcusu ise Polonyalı futbolcu oluyor. Daniel bir kez daha Ballon d'Or aldı. Ve son sene sonu Süper Lig'de şampiyon Kayserispor 78 puanla. Biraz daha kadroya bakacağız. Ben de merakla bekliyorum. Türkiye Kupası'nda 1. turda elenen bir Kayserispor vardı. Şampiyon İstanbulspor, UEFA Süper Kupası Espanyol'un. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Galatasaray Avrupa Ligi'ne düştü bu sene. Devam ediyoruz, şampiyona bakalım. Manchester United. Avrupa Ligi'nde Kayserispor 11 puanla 2. oldu. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Fenerbahçe 10 puanla 2. oldu. Ön elemeye geldiğimizde Fenerbahçe elendi, Galatasaray elendi, Kayserispor elendi. Ve 3 takımımız veda etti. Lyon şampiyon. Son olarak da Konferans Ligi'nde Karagümrük elendi. Antalyaspor Liverpool'un ardından 2. oldu ve ön elemede Antalyaspor'da 5-1 ile elenmiş. Şampiyon Young Boys. Ligde gol kralı Özkan Beşiktaş'tan, asist kralı 4 kişi birden olmuş. Gol yemeyen maç sayısında ise Avcı Gaziantep'ten 1. Gelelim en pahalı transfere. Alman bir orta saha Christoph. 196.600. İnanılmaz bir fiyat bu arada. Türkiye Ligi'nden giden ya da gelen var mı? Gaziantep oyuncu satmış Lecce'ye. Edward Owusu 86 ile oynuyor bu arada oyuncu. Muazzam bir satış. Şu ana kadar tap yaptırdı Gaziantep Türkiye Ligi'nden satışlara. Bunun dışında gelin Kayserispor'un kendi haline bıraktığım kadro ne hale gelmiş?
88'lik forvet var. Çeku Ndiaye diye Gineli. Bu adam bize denk gelmiş. Onun dışında Gökhan Arslan 81, Legendre 79, Menard 79. Takım bayağı kendi kendine iyi gelişmiş. Bir de hani her sene oyuncular emekli olduğu zaman yeni isimler geliyor. Onlar iyi denk gelmiş. Ve en sonunda da Kayserispor şampiyon oldu. Tamamen oyun sayesinde. Dört büyüklerin kadrolarına bakalım. Beşiktaş'ın hücum hattı hiç fena değilmiş. Orta sahasında 79'luk bir Alman oyuncu var. Defansı kötü diyemem ama kaleci yok. Geldik Fenerbahçe'ye. Sigurdur Hansen 84 gelmiş bu arada bu oyuncu. 80'lik orta sahası var İshak Vural. Defans hattında 80'lik sağ beki vardı. Defansı fena da değildi aslında. Kalede de 79'luk Polonyalı var. Galatasaray'a geldik. Eren Aydın 79, 77'lik sağ kanat da fena değildi. Şu adam kesin bizden gitmiştir. 41'lik oyuncu var. Yani hiç oyunculara bakmadığım için şu ana kadar. 78'lik ve 77'lik stoperleri vardı. Kalede büyük bir problemleri var ama. Ve son olarak da Trabzonspor'a geldiğimizde şu adam da kesin bizden gitti. 29'luk oyuncu. Adamlar çok yaşlanınca inanılmaz düşük seviyelere geliyor bizde. Ve emekli olunca da böyle regenleri oluşuyor. Orta sahasında 81'lik oyuncu var Trabzonspor'un. Defansı da fena değildi. Kale bayağı iyiymiş Trabzon'da. Evet, yeni transferlerle birlikte kariyer sonuna kadar simüle ettik. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.